hoş geldiniz. Sayın Belediye Başkanı hoş geldiniz. Evet, kıymetli o zaman ya Allah ya Bismillah diyelim. Açılışımızı gerçekleştirelim. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Malatya tanıtım günleri bu yıl 5.'si düzenleniyor. Alkışlarla efendim kurdelemizi kestik. Malatya Konfederasyonumuzun yaklaşık 11 tane federasyonlarımız var. Federasyon başkanlarımızın hep beraber birlikte konfederasyonumuzu kurduktan en büyük hedefimiz ilçe federasyonlarımızın federasyonların kurulmasıydı. Tabii konfederasyon Malatya Sivil Topu Yüterimizin hep beraber birlikte aynı zamanda da Malatya Sivil Topu Yüteri Mastup'la birlikte hep beraber üst çatı dediğimiz konfederasyonu kurduk. Ve yaklaşık şu an 11 tane federasyonumuz var. İnşallah bütün ilçelerimizin federasyonu ve bütün illerimizin, Türkiye'de 81 ilimizin Malatyalar Federasyonu kurup ve en büyük çatı olma yolunda yolumuza devam ediyorum. Tabii burada konfederasyonumuzun hem konfederasyonumuz hem Malatya Sivil Toplum Yurtlar Birliği hep beraber birlikte inşallah bundan sonra Malatya'mızı İstanbul'da en iyi şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Sayın Valim, Malatyalar İstanbul'da daha fazla. Malatya'nın iki misli İstanbul'da. Ve İstanbul Malatyalar için gerçekten önemli. Ama bir o kadar Malatya'da buradaki Malatyalar için çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptıklarını biz burada takip ediyoruz. Allah razı olsun. Şehrimizi güzelleştiriyor. Biz de onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Sayın milletvekillerimiz oraya hizmet ederken buradaki Malatyalar çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki sizler de buradaki Malatyalarımızın yapmış olduğu işler için gurur duyuyoruz. Siz orada, biz burada hep beraber birlikte el ele Malatya'mızı en güzel şekilde tanıtmaya inşallah birlikte işbirliği yaparak tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Sadece Türkiye değil. Biz Malatya'yı Türkiye tanıyor, Türkiye biliyor. Duruşunu biliyor, ne yaptığını biliyor. Biz asla sivil toplum yurtu olarak şunu yapmadık Sayın Valim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milletvekili. Biz dedik ki, biz sivil toplum yurtlarıyız. Biz her zaman siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. İçimizde farklı siyasi görüşler var. Farklı düşüncede olan arkadaşlarımız var. Ama biz Malatya'da biriz, birlikte hareket edeceğiz. Çünkü sivil toplum yurtlarıyız. İçimizde siyaset eden var ama diyoruz ki kapıda içeri girdir mi siyaset kimliğini dışarıda bırakırsın. Malatya'ya hizmet edeceksin ve sağ olsun bütün dernek başkanlarımız da bütün Malatyalı hemşehrilerimiz de özellikle de siyaset yapan siyasi arkadaşlarımız da buna hassasiyet gösterdiler. Onun için biz bütün Malatyalı hemşehrilerimizi ve buradaki bütün siyasi partileri davet ettik ve buraya bütün Malatyalı'nın kültürünü, güzelliğini burada tanıtmaya inşallah hep beraber elimizden gelen gayreti inşallah göstereceğiz. Ve ben çok fazla da uzatmak istemiyorum. Ben tekrar buraya gelen bütün Malatya'da hemşehrilerimize, özellikle de misafirlerimize, Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, sivil toplum yurtlarımıza, herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de buradaki hem Malatya Sivil Toplum Yurtlar Birliği'nin yönetimine, hem MAKOM yönetimine, hem de federasyon başkanlarımıza etmek istiyorum. Gerçekten onlar yaklaşık bir aydır buralardalar, hizmet ediyorlar, mücadele ediyorlar, çok büyük emek verdiler. Ben onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum ve onlara bir alkış istiyorum. Alkışlarla davet ediyoruz efendim ve yönetimiyle beraber fotoğrafımızı verdikten sonra, konuşmamızı yaptıktan sonra yine tabii onlar için özel bir alkış rica edeceğiz. Sayın Bakanım,
sayın milletvekillerim, sayın valim, sayın büyükşehir belediye başkanım, sayın ilçe belediye başkanlarım, siyasi partilerin genel başkanları, genel başkan yardımcıları, il başkanları, kıymetli muhtarlarım, derneklerimiz, federasyonlarımız ve burada en büyük emeği veren İBB'nin temsilcilerine, kıymetli başkanlarım, hemşerilerim, Arslantepe'den Yeditepe'ye selamlar getirdiniz. Cennet vatan Malatya'mızın Malatya günlerine hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Farklı kültürleri kardeşlik ekseninden barındıran, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, son yıllarda Aslan Tepesi ile UNESCO listesine giren sayısız bilim, sanat ve devlet adamı yetiştirmiş, Kayısı'nın ana vatanı Malatya'mızı İstanbul'da Türkiye ile buluşturma mutluluğunu yaşıyoruz. Mastöp olarak hemşehrilerimiz arasında sıradan gurbete bir köprü görevi görüyoruz. Bu şehrin mirasçıları olarak ve şehre karakter veren insanlarına yardımcı olup sosyal dokuyu koruyarak, aidiyet duygusunu güçlendirerek hemşehrilerimizin gelenek ve görenekleri nesiller arasında başka şehirlerde de olsa kaybetmeden devam etmek, devamını sağlamak için canı gönülden çalışıyoruz. Bu kadim şehrin kültürel ve toplumsal bağlarının güçlenmesinde ve yayılmasında derneklerimiz köprü görevini görerek şehirle bağlarının güçlenmesinde rol oynuyorlar ve büyük çabalar harcıyorlar. Her festival aslında bir şehrin medeniyet, kültür, sanat ve dilinin taşıyıcı unsurudur. Bizler de Malatya günlerini festival olarak hem Malatya'mızı tanımayanlara tanıtmak hem de hemşehrilerimizi kendi değerleriyle buluşmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'un merkezi yerinde bize bu imkanı tanıyan İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, desteklerini esirgemeyen ve bu en büyük görevi de üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Sayın Valimiz Hulusi Şahin Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın temsilcilerine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Selahattin Gürkan'a, ilçe belediye başkanlarıma, yönetimlerime, federasyonlarıma ve siz katılımcılarına yürekten teşekkür ediyorum. Kayısı tadında bir festival, bir buluşma olmasını diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Efendim, emeklerinden dolayı her iki başkanıma ve yönetim kurulu ekibine, federasyon başkanlarımıza şöyle güçlü bir alkış gelsin. İşte ailemizin fotoğrafı ve emeklerinize sağlık. Alkışlarla sizleri yerlerine alıyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun, emeğinize sağlık. Efendim, çok değerli bakanlarım, milletvekillerim, Malatya'mızın sivil toplum örgütleri başkanları, mağazalarımızın başkanı, makronun başkanı, ilçe belediye başkanlarım, ilçe başkanlarımız, değerli hazırım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii bugün rahmetin ve gökkuşağının açtığı bir gün. Malatya, biz Malatya'yı tarif ederken diyoruz ki insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. İlk devletin, ilk gümrükleme işlemlerinin, ilk sarayın, ilk taş devrinden demir devrine evrilme Malatya'da zuhur etmiştir. Hani bazen derler tarihin sıfır noktası Urfa, Göbekli Tepe doğrudur ama medeniyetin başladığı yer Malatya'dır. Dünyada ilk devletin kurulduğu yer Malatya'dır. İnsanlık tarihinde bu kadar önemli olan bir şehirde yaşamak bizim için bir vecahattır, şereftir. Aynı zamanda bir vebaldir. İslam tarihine, Türk İslam tarihine baktığımızda Malatya'yı tarif ederken şöyle tarif ediyoruz. Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Yani 1071'den 400 yıl önce Anadolu'nun fethi Malatya'da başlamış. Battal Gaziler, Hasan Gaziler, Hüseyin Gaziler, Emir Ömerler, Ahmet Turanlar orada destanlar yazmışlar. Mevlanalar, Saadettin Konyaviler, İbn Arabiler ilim irfan destanı yazmış.
geçmişteki medeniyet sahipleri medeniyet destanları yazmışlar. Biz bu şehirde yaşayan ve şu anda halkın teveccühüyle yerel yönetim başında olan bir olarak biz de bu şehire hizmet destanı yazmak zorundayız. Ben Necdet Akboğa. Şu anda mikrofonu bana tevdi eden çok değerli dostum. Gerçekten İstanbul'a ve Malatya'ya özellikle emeği olan bir kardeşim. Onun da kamerası omuzunda aynı kaderi yaşadığımız, aynı tasaları, aynı suyun, aynı toprağın hamuruyla yorulduğumuz bir şehirde olmaktan gurur duyuyorum. Bugün Malatya İstanbul'a taşınmış adeta. Bugün gurbetten sılaya, sıladan gurbete bir köprü kurulmuş. Hasbihal edenler, muhabbet edenler, gönül köprüsünden yürümek isteyenler, Malatyalılar bir araya gelmiş. Sadece Malatyalılar değil, Malatya'yı merak eden 81 ilden herkes buraya geliyor. Herkes merak ediyor. Kültürümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi, kayısımızı, dutumuzu, vişnemizi, eriğimizi, aklımıza gelen ne varsa ama bunun yanı sıra da adam gibi adamlığımızı test etmeye gelen dostlarımız oluyor. İşte o dostların arasında bulunmak ve o dostlarla birlikte Malatya'nın tanıtımını, Malatya'nın güzelliğini, mertliğini, cömertliğini, büyük devlet adamlarının yetiştirdiği kültürün, sanatın, Kemal Sunal'ın, Belkıs Akkale'nin, diğer yandan yine Yasemin Yalçın'ların, Belkıs Akkale dediğim gibi yine Selahattin Alpay'ların bulunduğu bu şehrin güzelliğini eğer bizler İstanbul'a taşıyabiliyorsak Olimpiyat TV aracılığıyla ne mutlu bizlere, var olasın Olimpiyat TV, var olasın kardeşim diyoruz. Bu emeğinin, bu çaban boşa gitmeyecektir. Tüm Malatyalıların kalbindesin ve Malatyalılar hizmet verdiğinden eminiz diyoruz. Buradan Malatya günlerini yeni kapıdan, yeni insanların, yeni yüzlerin değil, eski yüzlerin, eski gönüllerin yeniden canlandığı bir ortamdayız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Onun için değerli arkadaşlar, biz buradaki görüntü vallahi İstanbul'a ait. Ya Sayın Valim öyle takdir etmiş, diğerleri öyle takdir etmiş, hepimiz. Bunun eleştirisini, kritiğini yaparız. Burada konuşarak kimi ikna edeceğiz? Hepimiz biliyoruz ya, buradaki başkanlar kimin, CHP'nin hangi vekilinin olduğunu, MHP'nin, İYİ Parti'nin, DEVA'nın, geleceğin hangisinin olduğunu, kimin nerede durduğunu biliyor. Biz burada siyaset değil. Malatyalı siyaset de yapar ama biz burada birliği, beraberliği sağlamalıyız. Benim ricam, bu organizasyonları biz önemsemeliyiz. Burayı televizyon programı gibi, tartışma programı gibi değerlendirmemeliyiz. Devlete olan saygımız, millete olan saygımızı bütünleştirerek Malatya'ya yakışır birlikte siyaset yaptık. Yani birbirimizle bir alacağımız, vereceğimiz yok ki. Dolayısıyla her zaman konuşuruz. Olmaz. Bahadır Bey de gelebilir. Yelekçi vekilim de Arap, gel sayın vekilim, buyurun, hiçbir sıkıntı yok. Lütfen Gülay Hanım gelin, hiçbir sıkıntı yok. Bu noktada hiçbir sıkıntı yok, gelin. Biz her zaman konuşuyoruz. Buyurun Gülay Hanım. Vallahi buyurun, bak yemin ediyorum. Her bütün başkanlarımız. Ya biz burada hepimiz bir aileyiz. Biz Malatyalıyız ya. Dolayısıyla sıkıntı yok. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyor. Sayın Bakanım, bırakmıyoruz. Bir aile fotoğrafı vereceğiz. Sayın Bakanım. Evet. Hatırlayacağım. Evet. Rica ediyorum. Sayın Vekilim. Hanım Başkanım. Sizi alalım Hanım Başkanım. Hanım Başkanım. Gülay Hanım. Sizi alalım Sayın Vekilim. Bir Malatya fotoğrafı verelim lütfen. Lütfen bir Malatya fotoğrafı vereceğiz. Yani hemşehrilerin hangi partide siyaset yaparsa yapsın o partide başarılıdır. Biz burada Malatya fotoğrafı vereceğiz. Bir arada olduğumuzu, bakın biraz önce programa başlarken de söyledik. Bizim en büyük zenginliğimiz bu. Hangi düşüncede, hangi fikirde olursak olalım, hangi renk olursa olsun, günün sonunda bakıyoruz ki aslında hepimiz aynı evin çocuklarıyız. Bütün mesele bu. Efendim bu fotoğrafı alkışlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Biz kızacaksak da kendi içimizde birbirimize kızarız. Sayın Valim, Sayın Başkanlarım çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım teşekkür ediyoruz. Evet, öncelikle siz de hoş geldiniz İstanbul'a.
Teşekkür ederim. Tabii ki bu şansı bize verdiğiniz için. Ben öncelikle burada Mastüp'ümüze teşekkür ediyorum. Böyle bir organize düzenlediği için tabii ki bütün Malatyalıları bir araya getirdiler. Bütün sanatçıları tabii bir araya getirdiler. Biraz tabii ufak bir tatsızlık oldu ama olmaması lazımdı. Gerçekten üzüldük. Tabii bunlar şimdi siyasette olan şeyler tabii ki. O kadar olacak. Tabii bazı şeyleri büyütmememiz lazım. Birazdan da bizim sıra gecemiz olacak inşallah. Melike sıra gecesi. Birazdan sahne alacağız. Tekrar Mastüp Başkanımıza Nasife Özdemir'e, yönetimine böyle bir organizasyon düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun, hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Günü Püsürge'de burada hazırlanmış. Tabii ki Malatya'nın düğünü diyebiliriz. Malatya'nın en büyük organizasyonu diyebiliriz ama Püsürge'nin bir farkı var. Püsürge her sene buraya mükemmel bir şekilde hazırlanıyor ve gelen hemşerilerini de burada mutlu bir şekilde gönderiyor. Bu sene de başladık. Baktığımız zaman stat aynı şekilde dizayn edilmiş. Püsürge'ye yakışır bir şekilde. Buyurun efendim, neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Ben öncelikle biz İstanbul'da yaşarken gurbetten silaha rahim için geliyorduk. Şimdi siladan gurbete geldik. Biz burada gurbetteki hemşehrilerimizi burada ev sahipliğine davet ediyoruz. Kendi komşularını, dostlarını, akrabalarını da Pütürge'nin tanıtımı için burada misafirliğe davet ediyoruz. Biz Pütürge'li olarak bütün hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Ve bu standı da mahcup olmayacakları şekilde hazırlamaya 3 senedir gayret ediyoruz. İnşallah memnun kalırlar. Biz bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını Pütürge'yi tanımaları için standımıza davet ediyoruz. Burada emeği geçen derneklerimize, federasyonlarımıza, belediye başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize, MASTÜP'e ve etrafında emek veren bütün derneklere de böyle bir organizasyon için teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Başkanım, tabii duvara da yansıtmışsınız. Birçok projeniz tamamlanmış projeler, tamamlanmak üzere olan projeler burada duvara yansıtmışsınız. Tabii ki hemşerilerimiz merak ediyor. Kısaca değinecek olursanız Pütürge'de neler var, neler yapılıyor efendim? Şimdi kısaca mümkün değil, aklımıza gelenleri sayalım. Pütürge'de biz sil baştan diyoruz. 21. yüzyılın Pütürge'sini inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Tabii biz ilçemiz şehre uzak, coğrafi yapısı çok dağınık ve çok büyük bir coğrafyası var. Ve bizler özellikle iş açısından sürekli 1980 yılından itibaren İstanbul'a göç vermişiz. Şu anda İstanbul'da 250 binin üzerinde nüfusumuz var. Pütürge'de doğan, Pütürge'de doyacak, İş için göç olmayacak dedik ve ilk başlattığımız kilit parke taşı ve mucur ocağını, kilit parke taş fabrikasını kurduk. Orada gençlerimizi istihdam etmeye başladık ve daha sonra tekstil kenti inşaat aşamasında inşallah bu sene bitirip faaliyete geçireceğiz. Burada da 500 gencimizi istihdam edeceğiz. İhtiyaca göre yeni iş kolları ve alanları da oluşturacağız. Bizim amacımız memleketimizin büyümesi, gelişmesi. Bodrum'da, Antalya'da, Boğaz'da ne varsa Pütürge'de de onu görmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin de bu alanlarda da vakit geçirmesini istiyoruz. Bununla ilgili de adımlar atıyoruz. Millet bahçesinden, kafe restorantından, yeni belediye hizmet binasından, 500 kişilik kapalı spor salonundan ve aynı zamanda çok lüks bir kütüphaneyi de Pütürge'mize inşallah 2024 yılına kadar kavuşturacağız. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Yolundan, sosyal alanından, çocuk parkından biz bir ilçenin ne ihtiyacı varsa bunu fazlasıyla gidermek için gece gündüz demeden ekibimizle beraber çalışıyoruz. Hem teşkilatımız olsun, meclis üyelerimiz olsun, belediye personelimiz olsun ve muhtarlarımız, aynı zamanda vatandaşlarımızın da duası bizimle beraber. Ve bu konuda da öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızı, yol arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çünkü Pütürge kurulduğundan beri görmediği hizmetleri görüyor. Görmeye de devam edecek ve bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve yol arkadaşlarının sayesinde yapıyoruz. Biz buradan bütün hemşehrilerimizi iş garantili Pütürge'ye davet ediyoruz. İş garantili hemşehrilerimizi Pütürge'ye, kendi burada işçilik yapan,
kıt kanaat geçinen bütün hemşehrilerimizi Pütürge'ye davet ediyoruz. Bu yıl itibariyle Pütürge'de 2000 sosyal konut bitmiş olacak ve ihtiyaç olursa ilavesini de yapacağız. Özellikle hikametlerini de Pütürge'ye almalarını rica ediyoruz. Çünkü 9 ay Pütürge'de zaman geçiren vatandaşlarımız hikametleri İstanbul'da, hizmeti doğal olarak bizden istiyorlar. Bizler de diyoruz ki elimiz rahatlasın, biz belediye başkanıyız, hiçbir şekilde herkesin istediğini yerine getirelim. Ama bunlar imkanlar doğrultusunda bazen mümkün olmuyor. İstanbul'un yanında kadın kooperatifin, kadınlarımızın, hanımefendilerinin hem kendi ev ekonomisinde ayakta durmaları için hem bir üretime katkı sağlamaları için bir kadın kooperatifi kurduk. Halı dokuma üzerine şu anda çalışıyoruz. Yakında yöresel üründe yaptığımız yerle birlikte faaliyete geçecek. Aynı zamanda Pütürge'de çiftçilik yapan bütün çiftçilerimize 8 makine yeni bir ilave daha yaptık. Yıl sonu itibariyle inşallah 2 tane daha yapıp 12 makineyle çiftçimize hizmet veriyoruz. Geçen yıl 1150 dönüm, bu yıl henüz kapanmadı. Ekilmeyen araziyi ektik, çiftçimiz için biçtik. Düşük maliyetle insanlarımız yaş ortalaması yüksek ve eskiden ekip biçtiği arazileri ekemez durumdaydı. Biz de burada destek olalım diye yapabileceğimiz her işi çiftçilerimize hizmet olarak belediyemiz tarafından 2020 yılından itibaren veriyoruz. Ve burada biz gençlerimizin de bu işe katılmasını, kendi iş sahipleri olmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz 2028 yılına kadar 3000 insanımızı Pütürge'de istihdam etmek. Bunu da inşallah başaracağız. Bununla ilgili her türlü adımı da atıyoruz. Ve biz buradaki hemşehrilerimizin de gelip bu standı ziyaret edip Pütürge'de neler olduğunu, gelecekte neler olacağına kadar görmelerini istiyoruz. Biz burada tarımsal olarak su kanalı, kapalı sistem, havuz, yeni bir baraj yapıyoruz. 8000 dönüm araziyi sulayacak 13 Ekim'de ihalesi var. Yine bunun dışında biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki hemşehrilerimiz gelsin. Çalışmak isteyen çalışsın, kendi işini yapmak isteyen kendi işini kendi memleketinde yapsın. Ve burada bütün hemşehrilerimizi de alanda biz burada görsel olarak da video olarak da tanıtımını yapıyoruz. Yerinde görmelerini isteriz. Biz de projeyi yaptık, bekliyoruz yok. Projeyi yaptık, ihaleyi yaptık, ondan sonra açıklarız. Başkanım, diyorsunuz ki hemşehrilerimiz az bir hale gelsin, muhabbete gelsin. Gelelim, dertleşelim, konuşalım ve tabii ki Pütürge'de neler oluyor, neler bitiyor, bunu birinci ağızdan bizden duysunlar. Hem kaynaşmış oluruz, hem haberdar olmuş oluruz diyorsunuz. Ekleyeceğiniz son sözünüz varsa bitirelim başkanım. Biz öncelikle bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Kimseden para istemiyoruz. Biz fikir istiyoruz, icraat istiyoruz, gelmelerini istiyoruz ve her türlü desteği de kendilerine vermeye hazırız. İmkanlar dahilinde. Ben bütün hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. Hepsini de pazar gününe kadar buradayız. Pütürge standına bekliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Kahvelerimiz oldu. Ne kahvesiydi bu? Kayseri çekirdeği kahvesi. Kayseri çekirdeği kahvesi. 44 yıl hatırlı olan Kayseri çekirdeği kahvesi. Meşhur Malatya Kayseri çekirdeği kahvesi burada hizmete sunuluyor. Thank you.
Türkiye'den ilden ilk akla gelen şehirlerden, kentlerden birisi Malatya'dır. Şöyle ki Türkiye Cumhuriyeti'ne iki cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün de Malatya Akçadağlı olduğunu katarsak Türkiye Cumhuriyeti'ne kurucusu nereli? Malatyalı. Malatya denildiğin akla sevgi, saygı, güzellik, hoşgörü, kardeşlik, birlik gelir. Bunu İstanbul'da da yansıtıyoruz. Her kesimde Malatyalı gelmiş, katılmış güzel bir şekilde ne yapıyor? Malatya tanıtım günlerini kutluyor. Bu tanıtım günleri sadece İstanbul'da sınırlı değil, Ankara'da da yapılıyor. İzmir'e de gidildi. Şu anda Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi artık diyoruz ki Malatya'nın tanıtımı yurt dışında da. Nerededir? Bir Almanya'da 5 milyona yakın Türk yaşıyor. Bunların hemen hemen 1 milyona yakın da Malatyalı diyorum ben. Çünkü bir Berlin'e gidin, bir Köln'e gidin, orada gezdiğinizde o merhaba Malatyalı diye selam alabiliyorsunuz. Nasıl ki İstanbul'da sokaklarda gezdiyse hepsi kaldır bir tekstilci, bir esnaf, nasılsın hemşerim diyebiliyorsa orada da onu görebiliyorsunuz. Tanıtım günlerinin yurt içi ve yurt dışında devam etmesi şehrimize artı bir kazançtır. Diyeceksiniz ki Malatya'nın tanıtıma ihtiyacım var. Bizim her şeyimizi dünya tarafında bilinmesine ihtiyacımız vardır. Çünkü dünyada kaç tane ülke var? 170 yakın ülke, her birinin birer başkenti var. Bizim bir özelliğimiz de dünya kayısı başkentiyiz. Türkiye'nin başkenti Ankara ama biz de dünyanın kayısı başkentiyiz. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın. Yani bir elin, bir şehrin, bir ülkenin değil. Dünyanın kayısı başkentiyiz. Bundan dolayı tanıtımımız dünyanın dört bir yanında süreceğine gönülden inanıyorum. Burada sağlanan kardeşliğin, birliğin devam etmesi ile sizlere de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Çünkü pandemi biraz engel oldu. Pandemi sürecinde yapılmadı. Yeniden Malatya'da tanıtım günleri Yeni Kapı'da yapılmaya başlandı. Ne diyoruz? Aslan Tepe'den Yeni Kapı'ya. İnsanlık medeniyetinin doğduğu yerdir Malatya. Malatya Kadeşinaz insanların yaşadığı bir yerdir. İnsanlık tarihinde başladığı yerdir. Ayrıca hemen şunu belirtelim. Türkiye'de derler ki 1071'de atamız Alparslan'ın Malazgirt'te verdiği savaşta Anadolu'yu ana yurt yaptı. Efendim bizim Malatya'da Türkler yıllar öncesinde Danışmet Gaziler, Hüseyin Gaziler, Battal Gaziler ne yapmıştır? Türk için savaşmıştır. Burayı da atalarımıza yurt olarak, bizlere yurt olarak bırakmışlardır. Bu mirasa dünya ruh tarihçe, dünya devam ettiği tarihi süreç içerisinde miras atalarımıza, bize kalan miraslarımıza devam edeceğiz. Ve tekrar diyorum, insanlık tarihinin başladığı yerdir Malatya. Aslan Tepe'nin de UNESCO tarafında dünya miras listesine alınması dünyada kaç ülkeye nasip olmuştur ve ülkelerde kaç şehre nasip olmuştur? Bu da Malatya için bir kazançtır ve bunları bir araya getirdiğimizde biz tanıtıma devam diyoruz. Malatya'nın tüm aslında besine diyorum, aslında zesine diyorum, tüm ürettiklerimizin, insanımızın dünyaya tanıtılmasında yarar vardır. Sizlere de yayın hayatınızda başarılar diliyoruz. Çünkü gerçekten de emek veriyorsunuz. Her etkinlikte, Malatya'nın ne etkinliği olursa olsun siz buradasınız. Yayın hayatınız, bu televizyon kanalınızın da YouTube'da şu an devam ediyor. Bunun böyle devam ederek kısa süre içerisinde tüm hemşerilerimiz tarafından da izleneceğine, takip edileceğine inanıyorum. Çünkü siz emek sarf ediyorsunuz. Emeğiniz de karşılık bulmaya başladı. Bundan sonra televizyonunuz daha da yükselerek devam edeceğine inancım tamdır. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ne mutlu bizlere ki dünya Kayseri başkentinde yaşıyoruz diyelim. Saygılar.
Biz Malatya'yı şu anda İstanbul'a taştık ve bütün Malatyalıları Malatya günlerine davet ediyoruz. Bu güzel havayı, bu güzel şenliği, bu güzel şeyi hep beraber yaşamak istiyoruz. Tüm Malatyalılarla Malatya İstanbul bir oldu ve Malatya günlerinde buluştu. Hepinizi buraya davet ediyoruz. Hep beraber Malatya günlerinde buluşalım, eğlenelim, bir arada olalım. Malatyalı olmak ayrıcalık. Malatya Türkiye'nin çimentosu konumunda bir il. Ben de aslında Malatyalı ama Manisa'da oturan bir insanım. Böyle bir organizasyonda olmak istedim. Bütün Malatya burada. Muhteşem bir görüntü, bir birlik, beraberlik var. Bu birlik, beraberliği gördüğümüzden dolayı biz de mutlu oluyoruz. Tüm Malatyalı hemşehrilerimize selamlar, saygılar, sevgiler sunuyoruz. Teşekkür ederim.